Aziz seyirciler, bugün tarih aynasında size yakın dönemin sırlı bir sayfasını aralayacağım. Sultan II. Abdülhamit bir bilmece gibi sürekli bizimle iletişim kurmaya çalışıyor ve bize bazı belgeler bırakıyor. İşte onlardan birisi. Bir çek. Duruyor arşivin mahzenlerinde, suskun. Değil aslında, konuşuyor bir şeyler. Yazılı üzeri. 15 Temmuz 1909 Selanik. Miktar 40.375 lira 79 kuruş. Ve altında sade bir imza. Abdülhamit. O kadar. Bu yaklaşık 2,5 ay önce 27 Nisan 1909'da tahttan indirilen Sultan Abdülhamid'in Osmanlı Bankası'nda bulunan 52.975 liralık bir birikmiş mevduatın bir kısmı. Çek, İstanbul'daki Osmanlı Bankası hesabından belirtilen miktarın Deutsche Bank'a ödenmesini emrediyor. İyi de neden? Biraz etrafımızı görmeye çalışalım. Neler olup bitiyor bu çekin kesildiği sırada? 31 Mart isyanına karıştığını bahane ederek padişahı tahttan indiren ve bir trene bindirerek onun hiç sevmediği Selanik şehrindeki Alatini Köşkü'ne kapatan iddiatçılar, Sultan Reşat'a baskı yaparak hazine-i hassaya devredilen malların devlet hazinesine alınması yolundaki kararı imzalattılar. Böylece Abdülhamit devrinde sarayın elinde toplanmış bulunan bu mali imkanı hükümetin emrine verdiler. Bununla da yetinmeyip sabık padişahın bankada olduğunu bildikleri öz parasına el koymak için harekete geçtiler. Eski padişahın Osmanlı Bankası'nın en iyi müşterilerinden birisi olduğu biliniyor. 1886 Haziran'dan itibaren düzenli olarak 1000 lira ile 3000 lira arasındaki miktarlar 1891 yılı sonuna kadar 92.700 liraya yükselmişti. Kadın efendilerden Mest Niyaz, çocuklarından Mehmet Selim Efendi ile Zekiye ve Naime Sultanlar ve yeğenlerinden İbrahim Tevfik Efendi adlarını da tam 3166 lira yatırılmıştı. Bir de Trablus'tan Hama ve Humus'a işleyecek araba şirketine ait 250 hisselik bir hisse senedi emanet edilmişti banka kasalarına. İşte 1909 Mayıs'ına gelindiğinde Osmanlı Bankası'nın görüp göreceği en zengin ve en itibarlı müşterilerden biri olan Abdülhamid'in serveti 52 bin küsur liraya inmiş bulunuyordu. İşte Selanik'te sürgün bulunan sabık hünkârın Osmanlı Bankası'na yazdığı 5 Mayıs 1909 tarihli mektubunda çekmek istediği para buydu. Banka, Temmuz 1909'da genel müdürlükten Mr. Neef'i Selanik'e gönderecek ve para Alatini Köşkü'nde kendisine ödenecekti. Geriye kalan 13 bin liralık kısım ise bir alındı makbuzu imzalanarak elinden alınmıştı. İsmail Hakkı Uzun Çarşılı bir makalesinde mevduatın bu son kısmının nasıl elinden alındığını şöyle aktarıyor. Hakan-ı Sabık Abdülhamit Han Hazretleri'nin Banka Osmani'de mevdu 13.700 küsur lirayı Osmani, Alatini Köşkü'nün nam-ı hümayunlarına mübayağısıyla yani satılmasıyla tamirat-ı lazimesinin icrası ve mütebakisinin geri kalanının 2. ve 3. orduların teçhizatına sarf edilmek şartıyla Hakan-ı Müşavirüneh tarafından ihtar buyurulması üzerine şunlar oldu diye devam ediyor metin. Böylece meblağın 14 bin liraya yakın kısmına da köşkün satın alınması ve tamirat masrafları çıkarıldıktan sonra 2. ve 3. orduların donanımına sarf edilmek üzere el konulmuş oluyordu. Fakat biz asıl çekin hikayesine geri dönelim. Bakalım bu masum görünüşlü çekin altında nasıl yaman bir trajedi uç veriyor. Bu paranın mahiyetini ve bir eski sultanın elinden alınması bize en geniş şekilde olaya şahit olan Abdülhamid'in kızı Ayşe Osmanoğlu tarafından anlatılmıştır. Şimdi ona kulak veriyoruz. Bir gün yine köşkte sıkıntılı bir hava esmeye başladı.
babamın Alman bankasındaki parasını almak istiyorlardı. Babam üzüntülü bir halde olduğundan biz de müteessirdik. İstanbul hükümeti Rasim Bey vasıtasıyla haberler gönderiyor. Babam kağıtlar yazıyor. Rasim Bey sık sık huzura girip cevap getiriyordu. Babam diyordu ki, ben kalabalık bir ailenin babasıyım. Padişah olduğum zaman şehzadeliğinde çalışıp kazandığım paranın bir kısmını cülus bahşişi olarak kendi kesemden verdim. Çünkü ben diğer biraderler gibi avare yaşamaz, oturmaz, dinlenmez, çiftliklerimde çalışırdım. Kazandığım parayı benden sonra evladı iyalim alsın diye bankaya yatırdım. İşte bu sebeplerden dolayı bankadaki parayı veremem. Bu çocuklarımın parası. Onu veremem dedikçe Abdülhamit üzerindeki baskı da artıyordu. Vermeye mecbursunuz dedikten başka, bizzat eski sultana sizi de kızlarınızı da Bodrum'a indirip hapsederler tehdidi yapılıyor. Açıkça canlarına zarar vereceklerini söylüyorlardı. Aile korkmaya başlamış, parayı verip kurtulmayı arzu eder hale gelmiştir. Bütün köşkü bir korku istila etmişti. Bu paranın bize baş belası olacağını düşünmeye başlamıştık, diyor Ayşe Osmanoğlu. Hem kendimizin hem de babamızın selameti için verilsin diyorduk. Manevi hava o kadar sıkıcı bir hale gelmişti ki pencerelerin önünde bile duramaz olmuştuk. Bir baba olarak Abdülhamit evlatlarının haline acıyor, üzülüyor ama elinden bir şey gelmiyordu. Onu artık bir eski padişah olarak düşünmeyin. O şimdi bir babanın çaresizliği içinde kıvranmaktadır. Ömrü boyunca biriktirdiği kendi gelirinden çocuklarına tek bir kuruş dahi bırakamayacak olması yeterince büyük bir ıstırap kaynağı iken bir de onlara bir zarar verilmesi ihtimali belirmişti. Keşke demiştir. Keşke bu parayı vaktiyle herkesin adına ayrı ayrı hesaplara yatırsaydım. Yazık. Benim yüzümden onların da kısmeti kapanıyor. Zaten Şehzade Abdurrahim Efendi sıkıntıdan sarılık olmuştur. Ayşe Sultan'ın da burnundan her sabah kan gelmektedir. Son bir çare düşünür Abdülhamit ve meclisi mebusana başvurur. Bu meselenin halledilmesini ister. Ancak gelen cevap büsbütün umutsuzluğa yol açacak mahiyettedir. Üstelik tehditkar bir cevaptır bu. Artık köşke hapsedilen ailenin rahatı büsbütün kaçmıştır. Ayşe Sultan'ın annesi Müşfika Kadın Efendi bir gün kocası Abdülhamid'e şu ricada bulunur. Ver de kurtul. Senin ve cümlemizin selameti için bu parayı başından def et. Nasıl olsa bir lokma ekmek buluruz. Çocukların da böyle söylüyorlar. Hanımından ve çocuklarından gelen bu ferahlatıcı mesaj babayı bir nebze rahatlatmıştır. İşte bu endişeler, bu ıstıraplar arasında eski Sultan Abdülhamit önüne konulan bir kağıdı imzalayacak ve çocuklarını çeyiz parasından mahrum bırakan acı kararı onaylayacaktı. Ne var ki bu defa banka 5 Mayıs 1909 tarihli bu imzalı kağıdı kabul etmeyecek ve ancak huzura gönderilecek bir heyetin gözü önünde parayı bizzat mudiye teslim edeceklerini bildireceklerdi. Eli kuvvetlenen Abdülhamid'in de bazı şartları vardı iddiatçılara. Oğlu Abdülrahim'in tahsili, üç kızının da evlenmesi için İstanbul'a gitmelerine izin verilmesini, yanında kalan bendegana yani hizmetlerine bir parça serbestlik tanınmasını, kendisine de kafi miktarda tahsisat bağlanmasını, köşkün satın alınmasını, son olarak da ölünceye kadar rahat bırakılmasını ve hayatının ordu tarafından garanti altına alınmasını istemişti. Nihayet şartlar kabul edildi. Banka müdürüyle Almanya'nın Selanik konsolosu o 15 Temmuz 1909 günü yanlarında büyük 6 bavul para ve tahvillerle huzura girdiler. Abdülhamit o sırada 5 yaşında olan Abid Efendi'yi sağına oturtmuştu. Mudileriyle baş başa görüşmek istediklerini söyleyen konsolos ve banka müdürlerinin dedikleri yapılmış, subaylar dışarıya çıkarılmıştı. İmzalarını alıp paraları teslim ettikten sonra konsolos ve banka müdürleri hızla arabalarına binip köşkten uzaklaştılar. Abdülhamit bu sırada balkonun kapısına yürümüş ve subaylara para çantalarını göstererek "Alınız şunları!" diye gür bir sesle bağırmıştı. Bavullar arabalara yüklenip Selanik'in meşhur Beyaz Kulesi'ne revan olurken bir baba olarak omuzları düşmüş Abdülhamit
çocuklarını yanına çağırmış, onlara şöyle nasihat etmişti: "Evlatlarım, hiçbirinizin istikbalini temin edemediğimden çok meyusum. Ne yapayım? Talih, kader böyleymiş. Elbet size millet bakar." Çocukları ise sıraya girmiş, bir yandan elini öperken diğer yandan "Efendimiz, siz sağ olunuz, feda olan paralar olsun" diyorlardı. Bu sırada Abdülhamit gözleri dolarak evlatlarını teker teker öpüyordu. Paraların tesliminin üzerinden bir gün geçmiştir. Köşk muhafızı Rasim Bey, eski sultanın bütün serveti elinden alınırken gösterdiği metanete hayran olduğunu söylemek ihtiyacını duymuştur. Ayşe Osmanoğlu'nun hatıralarını anlattığına göre Abdülhamit gülüp geçmiştir bu sözlere. Kelimelerinden bir ateş yalımı hissedilmesi bundandır. "Rasim Bey, mal habistir. Bir elden gelir, diğerinden çıkar. Ben nice şeyler görmüş geçirmiş insanım. Bana bunları Allah verdi, yine o aldı." Evet, bir çekin hikayesi böyle. Aziz seyirciler, bir başka tarih aynasında yeniden birlikte olmak üzere. Hayırla kalınız.